Cevaplamış olmak istemem. Kendim o konuda söyleyecek bir şeyim var çünkü. Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talep eden bir iddianame hazırlanmış ve kendisini birileri yargılamak istiyorlar. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını devraldığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir. Ve tüm genel başkanlar gibi Atatürk boynunda idam fermanıyla bu yola çıkmıştır. Suikast girişimlerine muhatap olmuştur ve canını ortaya koyup bu ülkeyi kurtarmıştır. Ve bu cumhuriyeti kurmuştur. İsmet Paşa savaş meydanlarında canını ortaya koymuş, suikast girişimlerine muhatap olmuş, her türlü tehdide rağmen dimdik durmuş bir genel başkanımızdır. Bülent Ecevit suikast girişimi olacak, mitingi iptal et diyenlere o mitinge gideceğim, ben görevimi yapacağım, onlar da görevini yapsın denen cesareti göstermiş. Uğradığı suikast girişimi sırasında dahi dimdik ayakta durmuş bir genel başkanımızdır. Altan Öğmen 12 Eylül darbesinden sonra cezaevinde yatmıştır. Deniz Baykal cezaevinde yatmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın kurşunlarına hedef olmuştur. Bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştır. Genel başkanlığımın daha ilk aylarında kendi memleketimde organize edilmiş bir güruh tarafından cenazeye sokulmamak, ki emniyetin ve valiliğin bu hazırlıktan haberdar etmesi durumunda ölümü göze alırım, kendi memleketimde cenazeye gitmemeyi göze almam deyip şehit cenazesinde saldırıya uğramışızdır. Hiçbirimiz Atatürk'ün emanetine sahip çıkarken bir adım geri atmadık, bir kelime eksik konuşmadık, bir santim eğilmedik. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş olmanın, milletin gözünden düşmüş olmanın, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları bir takım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Örtmez. Kendi evlatlarının, kendi atadıkları ülke ocakları başkanının Ankara'nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasını da o cinayet duyulduğu andan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir taziye tweet'i, bir tepki tweet'i, anaya, babaya, eşe bir taziye telefonu, bir cenazeye katılım, hadi her şeyi bıraktım, geride kalan iki kız evlada bir sahip çıkma, bir başını okşama yapamayacak sorumluluğu örtmez, örtmeyecek. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar hız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesetini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Hodri meydan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu o sanık sandalyesinde götürüp de gidip de orada oturur mu? Bence oturmamalı. Hiçbirinin haddi yok.
Onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net. Eyvallah. Hepsi haddini bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da, hangi genel başkanını sindirdiniz de bir önceki genel başkanını sindireceksiniz? 1 milyon 460 bin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı, onaylı üyesi Kemal Bey'i yargılatmaz. Çok istiyorlarsa hep birlikte geliriz, bizi yargılayacaksınız. Teşekkür ediyoruz.